Abi kim biliyor burada olduğumuzu? Kimse bilmiyor. Merak etmeyin. Burası benim inziva evim. Hatta uydudan bile yerimizi tespit edemezler. O kadar gizli yani. Keşke yurt dışına kaçmak yerine buraya gelseydik. Cici annem burada sıkılırdı bir tanem. Hem merak etme, onlar güvende. Firuzan'la Dilşah'a kimse bulaşmaz. Ne bileyim ya. Merak ediyorum onları. Nasıllar acaba? Bir telefon falan yok mu? Bir seslerini duysam en azından. Yok bir tanem. Burada telefon çekmez. O sayede güvendeyiz ya. Telefonu kullanırsan yerini herkes bulabilir. Değil mi Maraş'ta? Nereden bileyim ben? Bilişim uzmanı mıyım? Onun için demedim. On parmağında on marifet. O da vardır sende. Sen onu bunu bırak da de bana. Biz tam olarak neredeyiz? Biz tam olarak Şile taraflarındayız. Yo, Beylikdüzü de olabilir. Sancaktepe'de diyebiliriz. Nereden baktığına bağlı. Nerede olduğumuzu söylemek istemiyor musun? Nerede olduğumuzun ne önemi var? Bir tanem abin yanında işte. Ben yanındayken de kimse sana zarar veremez. Tabii Maraşlı iyileşip gücünü toplayıncaya kadar. Öyle onun yerini almak istiyormuşum gibi bir niyet anlaşılmasın. Nasıl kurtulacağız biz bu belalardan? Abim nasıl kurtulacak, babam nasıl kurtulacak? Üzgünüm bir tanem. Onların kurtulması çok mümkün görünmüyor. Hayat böyle işte. İşlediğimiz günahlar peşimizi bırakmıyor. Öyle sırlar var ki adamı mezara bile götürüyor. Ben kendi babamın katiliyim. Şimdi öğrendik mi gerçeği? Ha Maraş'ta. Afiyet olsun. Gergin mi biraz? Yani. Gergin. Bana bak. Yoksa kahramanlık yapamadı diye mi öfkelendi? Gerçi haklı. Kahramanlık yapmak da en çok Maraşlı'ya yakışıyor galiba ha? Yüzleri tanımayacak kadar kötü. DNA testi için örnek alıp laboratuvara göndermişler. Bence görmesen daha iyi. Zaten bir şey anlayacağını sanmıyorum. Test sonuçlarını bekleyelim. O zaman her şey belli olur nasıl olsa. Örtüyü aç. Hilal emin misin? Çok kötü durumdalar. Aç örtüyü. Bunlar Maraşlı ve Nevzat değil. Emin misin? Yıllardır tanırım ikisini de. Boyları tutmuyor her şeyden önce. Maraşlı ve Nevzat değil bunlar. Saldırı için gelenler o zaman. Evet.
Belli ki biri bizi oyalamak istedi. Nevzat nerede? Ne yaptın ona? Güvenli bir yerde. Kime göre güvenli, neye göre güvenli? Bana bak. Buna zarar verirsen senin boynunu kopartırım. Anladın mı beni? Mahmut'un yanında öyle şeyler yapacağını hiç sanma. Sen hele bir kılına zarar ver. Kim ne görecek, ne duyacak, ne kadar umurunda oluyor görürsün. Biliyorum hiç umursamayacağını. O yüzden arkadaşın hala hayatta. Ama o şom ağzını açıp Mahmut'a tek kelime edersen Nevzat ölür. Sen nasıl bir kansızsın lan? Ha? İnsan kendi kardeşine, kendi ailesini ölüme terk eder mi? Hı? Karşında ne almış olursan al. Yapar mı lan bunu? Neden bu kadar öfkelisin Maraşlı? Sonuçta bana bir hayat borcun var. Yalan mı? Seni kurtarmasam o evde çoktan yanıp kül olmuştu. Ulan o yangını çıkartan sensin zaten. Çıkma benim canımı. Bana bak, yavaş konuş. Mahmut gerçekten duyacak. Her şeyi anlatmak zorunda kalacağız. Sevdiği adamın istihbaratçı olduğunu, ailemizin başına gelenlerin, bütün başına gelenlerden onun sorumlu olduğunu Necat abisi söyleyince Mahmut nasıl üzülecek? Çok yazık. Çok yazık çünkü bu sırrı daha ne kadar içine tutabilirim hiç bilmiyorum. Ölmeme izin verebilirdin. Beni o yangından çıkardın. Ne istiyorsun benden? Söyle. Nerede kaldı bunlar? Şimdi gelirler Necati Bey. Sağ salim getireceklerdir kardeşinizi. İnşallah. Efendim. Mehmet İnce yaşıyormuş. Sen böyle mi iş yapıyorsun? Eğer Mehmet İnce'nin nerede olduğunu 24 saat içinde öğrenmezsen seni de kardeşini de öldürürüz. Kahretsin. Meryem. Mahmut'la beraber Maraşlı ve Nevzat'ı da alın. İstediğimi söylemek için daha erken. Bence sen bunu bir tatil gibi düşün. Hı? Dinlen, iyileş, gücünü topla. Çünkü sonra lazım olacak. Benim şu hayattan öğrendiğim bir şey varsa şantajın ve tehditin kimseye uzun ömür getirmediğidir. Getirmeyecek zaten. Hayatını seni çok sevdiğim için kurtardığımı sanmıyorsun herhalde. Bana lazımsın Maraşlı. İstediklerimi elde etmek için bana lazımsın. Bence bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Nasıl yani? Hangi fırsatı? Yani karşımızda gelecek vadeden bir ilişki var. Evet, tamam. Biraz zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama madem buradayız, bence bu birkaç günlük tatili birbirimizi daha yakından tanımak için harika bir fırsata çevirebiliriz. Ha Maraşlı? Vallahi ben ikinizi de gayet iyi tanıyorum. Öyle mi? Ne dersin Maraşlı? Mahmut haklı mı? Sence bizi gerçekten iyi tanıyor mu? İnsan tanımadığını nasıl sevecek? Değil mi? Doğru. Doğru söylüyorum. Ben dışarıdayım.